Evet, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? Sağ olun siz. Çok teşekkür ederiz. Çok özel bir gece sizin için de ayrıca olacak. Neler söyleyeceksiniz? Valla sektörün önünde gelen ışık çok açık bir gece. Çok güzel bir gece. Bakalım, ben de buradayım. Çok mutluyum. Bakalım nasıl geçecek. Siz nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Peki bizi nasıl gidiyor? Çok iyi gidiyor. Kardeşim valla izleyenlerimiz sağ olsunlar. Bekle, ben atarım sana. Bizi destekliyor. Ne atar mı? Bizde haftalar geçince reytingimiz de artıyor. Güzel, keyifli geçiyor. Dikkat ettiğimiz zaman çok başarılı projelerde yer aldınız. Partneriniz her zaman size göre mi diyeyim, ya da genel olarak hani çok ünlü olmasa bile iş hep götürdü, hep uzun süre devam etti sezonlar boyu. Bunu neye dayandırıyor bir Ralf Oktay? Ya buna sadece şans diyemeyiz tabii ki de, ama bu sadece tek başıma yaptığım bir şey de değil. Senaryo okumayı, senaryo matematiğini iyi biliyorum diyelim. Ama benim de bir ekibim var, 5-6 kişilik beraber, anne babam da dahil buna. Farklı görüşler bu insanlar ve farklı bizleri seven insanları okutuyorum. Herkesin görüşünü alıyorum. Kendim de inceliyorum. Artık 22 senene vermiş olduğu deneyimi de var tabii. Çok şükür seyircimize teveccüh gösterip beni evlerine misafir ediyorlar sağ olsun. Ben de böyle devam ediyoruz. Aslında bir senaryo okurken reyting analizi yapılıyor galiba. A grubu, AB grubu, hani bak. Yok ya, grubu ayırmak diye değil de. Ya ben en başta beni kabul edip bu karakterle evlerine misafir ederler mi diye bakıyorum açıkçası. Senaryoya ve senaryonun geneline bakıyorum. Gerçekten insanımıza dokunuyor mu ve halkın kendisinden mi bu işte, yani bizim gerçeğimizi yansıtıyor mu diye. Çok şükür de bu zamana kadar yanılmadım. İnşallah bundan sonra yanılmadım. Evet, inşallah diyelim. Peki 2022 yılı sizin için son ayına girdi. Sizin için nasıl geçti? Güzellikleri mi daha çoktu, keşkeleri mi daha çoktu? Evlilik var mı? Benim için çok güzel geçti. Evlendim. Şu an sonra haydi. Kötü bir şey söylemeyin yanı var mı? Evden mi attım? Yok güzel. Yok, hayır, çok güzel geçti tabii ki de. Ama ya bu işte hayvana şiddet, kadına şiddet, çocuklara şiddet, bunlar her geçen sene daha fazla kulağımıza gelmeye başlıyor inşallah. Ya temennim, madem burada da konuşuyoruz 2023 senesi için, insanlara birazcık daha vicdan ve merhamet diliyorum. Hepimize. Çok kısa evlilikten de biraz bahsedebilir miyiz? Tabii. Nasıl gidiyor çünkü? Çok güzel gidiyor çünkü yıldız hayatımda başıma gelmiş en güzel ben şey diyebilirim, yani sağ olsun. Onunla evli olmak benim için büyük gurur ve şeref. Çok da keyifli. Çok Yıldız Hanım'a karşı romantiklerinizi de bildiğimiz için yeni yılda acaba bir sürpriz yapacak mısınız? Bilmiyorum. Daha düşünmedim. Siz benim hatta teşekkür ederim. Teşekkür ederim kardeşim. Çok güzel. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.